Sevgili seyirciler, bugün sürpriz sayamayacağımız gelişmeler de gündemdeki yerini aldı. Bugün gündüz saatlerinde Kanal D'yi izleyen seyirciler Met TV'nin kapatılacağını ilk kez Kanal D'den Uğur Dündar'ın ağzından duydular. Evet, Kanal D'nin yayını ses getirdi ve terör örgütünün televizyonu Met TV'ye 21 gün kapama cezası geldi. İngiltere Bağımsız Televizyon Komisyonu'nun verdiği karara gerekçe olarak terör televizyonunun yayınlarında şiddete çağrı yapılması gösterildi. Terör örgütü televizyonu Met TV'de Türkiye'deki bölücü örgüt militanlarına şiddet eylemleri yapma çağrısında bulunulduğu haberimiz üzerine İngiltere ve Belçika'ya tepki yağdı. Met TV'nin yayın yaptığı İngiltere Bağımsız Televizyon Komisyonu tepkileri değerlendirdi ve terör televizyonuna 21 gün kapatma cezası verdi. Met TV'nin yaptığı şiddet çağrısı içeren yayınları ilk olarak duyuran Kanal D, terör televizyonunun kapatıldığını da ilk duyuran televizyon oldu. Haberi Flash Haber'le Kanal D Genel Koordinatörü Uğur Dündar verdi. Ve Met TV'den Türkiye'ye dönük terörist saldırıları kışkırtıcı, hatta emir verici nitelikte yayınların yapılması üzerine ve bunun ardından da Osman Öcalan'ın verdiği bu talimatların ardından da Mavi Çarşı katliamının ortaya çıkması ve masum 13 vatandaşımızın orada hayatlarını kaybetmeleri bütün dünyayı infiale boğdu, harekete geçirdi. Terör televizyonu kapatma haberini normal yayınını keserek duyurdu. Met TV'ye yayın lisansı veren İngiliz yayın kuruluşu ITC bugün açıkladığı bir kararla televizyonumuzun yayınını 21 gün süreyle durdurduğunu açıkladı. Ancak İngiliz Yayın Kontrol Kurulu'nun kapatma bildirisinin henüz ellerine ulaşmadığını açıklayan terör televizyonu yayınına devam ediyor. Haberi duyurduktan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Met TV, kararın haksız olduğu ve yayınlarında şiddete çağrı yapılmadığı iddiasında bulundu. Ancak terör televizyonunda daha birkaç gün önce canlı yayında Bölücübaşı'nın kardeşi Osman Öcalan katliam emirleri veriyordu. Dünyayı, yaşamı Türk devleti için zindan haline getirmelidir. Her türlü eylem biçimini Türk devletine karşı uygulayacağız. İşte terör örgütü militanlarını şiddete kışkırtan bu ve benzeri sözler Met TV'nin kapatılmasına neden oldu. Daha önce de terör televizyonunun stüdyolarının bulunduğu Belçika'da İçişleri Bakanlığı Met TV'yi bir mektupla uyarmıştı. Bakanlık terör televizyonuna bir kez daha şiddete çağrı yapılması durumunda stüdyolarını kapatacağını duyurmuştu. Efendim şimdi Londra temsilcimiz Zafer Arapkirli'ye bağlanıyoruz. Zafer. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zafer, Met TV'nin yayınının ne zaman durması bekleniyor? Çünkü şu anda hala yayını sürüyor. Evet, şu anda yayın sürüyor. Ancak Met TV kendiliğinden Türkiye saatiyle 20.30'da yayınına son vereceğini açıkladı. Tabii ITC sadece lisansları düzenleyen ve bu konudaki yasal gereklilikleri yerine getiren bir kuruluş. Met TV'nin uyduya çıkmasını teknik olarak ITC sağlamayacak. Zaten böyle bir şeye de gerek kalmayacağı ve Met TV'nin kendiliğinden yayını bu akşam 20.30 itibariyle 3 haftalığına durduracağı bildirildi. Evet, Zafer, ITC'nin bildirisinde yayının durdurulması gerekçesine neler gösteriliyor? ITC bildirisinde bundan evvel müteaddit defalar Met TV'ye terörü ve şiddet eylemlerini, terör eylemlerini ve huzursuzluğu teşvik edeceğin yapmama konusunda uyardığı olayları hatırlattı. Bundan evvel bildiğiniz gibi geçen yıl en son Ocak ayında ve Şubat ayında ve Mart ayında 3 kez 30'ar bin sterlin tutarında ceza kesilmişti Met TV'ye. Daha sonra uyarılar devam etti ki bunlar tek tek şikayetler üzerine de yapılabiliyor bu uyarılar. ITC kendiliğinden de yayınları inceleyip yapabiliyor. 23 Kasım 1998 tarihinde ITC'nin yayınladığı çok sert bir uyarı var Met TV'ye. Bu uyarıda da yayınlarınızda şiddeti teşvik edici ve tek yanlı unsurlar göze çarpmaktadır. Size 20 Mayıs 1999'a kadar 6 ay bir süre tanıyoruz. Bu süreye kadar kendinize çeki düzen verin yoksa lisansınızı iptal ederiz. Yani başka bir deyişle kapatırız denmişti. Bütün bu uyarılar hatırlatılıyor ve bu uyarılar sırasında Met TV'den gelen cevaplarda da kendilerinin de şiddeti teşvik edici yayınlar yaptığını itiraf ettiklerine yer veriliyor ki burası da ilginç. Yani Met TV evet biz zaman zaman böyle yayınlar yapıyoruz diye itirafta da bulunuyor. Ve bugünkü yayın dondurma emrinde ki aynen bu başlıkta yayın dondurma emri başlığı yayınlanan bildiride de 3 haftalık süre içinde Met TV'nin savunmasının isteneceği ve bu savunmaya göre 3 hafta sonra
lisansı tamamen iptal edip etmeme yönünde bir karar verileceği bildiriliyor. Evet Zafer, zaten Abdullah Öcalan'ın verdiği ifadelerde de MET TV'nin bölücü örgütün bir televizyonu olduğu ve PKK tarafından finanse edildiği de açık açık ortaya konmuştu. Bu itirafta yer alıyordu. Son bir soru, Türkiye'nin diplomatik bir başarısı anlamına geliyor değil mi bu kapatma Zafer? Gayet tabii. 30 Mart 1995 tarihinde MET TV fiilen ve resmen yayına başladığı andan itibaren neredeyse her gün, neredeyse değil kelimenin tam anlamıyla her gün gerek Ankara'da Britanya Dışişleri Bakanlığı'na, gerekse Britanya Büyükelçiliği'ne, gerekse Londra'da da bizim Büyükelçiliğimiz tarafından Britanya Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda defalarca uyarı yapıldı. ITC'ye başvurular yapıldı. Ancak bugüne kadar Britanya'nın resmi tavrı ITC özel bir kuruluştur, kendisi karar verir, biz karışamayız şeklinde bir tavır vardı. Ancak bugün çıkan karar, bunu ne kadar inkar ederlerse etsinler, hükümetin de yani Britanya hükümetinin de artık bu baskılara daha fazla göğüs geremediği ve bu konuda bir şey yapması gerektiğini anladığını kanıtlıyor. Türkiye açısından çok çok önemli bir diplomatik başarı.